Her gün kendine söylemen gereken cümleler nelerdir? Konumuz bu sevgili arkadaşlar. Hocam bu nereden çıktı? Kendime niye cümleler söyleyeyim? Şimdi onu anlatacağım. Bu zamana kadar zaten sana hep söylediler. Sen dünyaya gelmeden önce daha belki de anne karnında 3 ay önce başladılar sana söylemeye. Değil mi? Bir şeyler söylediler. Ne dediler? İşte çok tepiniyor, çok hareket ediyor. Çok hareketli herhalde, hiperaktif olacak gibi senin beynine telkinler vermeye başladılar. Söylediler zaten. Sen kendine bir şeyler söylemişsin. Çok mu? 18 yaşına kadar istatistiklere göre Amerika'da Harvard Üniversitesi'nin araştırmalarına göre 144 bin olumsuz telkin verildi. Sana söylendi devamlı. Yapamazsın, beceremezsin, olmaz. Tamam mı? Ama Amerika'da yaşamıyorsun. Belki Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da yaşayanların aşağı yukarı 260 bin kere duyduklarını söylüyorlar. Yani kişi dünyaya geldikten 18 yaşına kadar 260 bin olumsuz telkin, olumsuz kodlama diyorlar buna. Bunu söylediler zaten. Bunun dışında Türkiye'de bu 455'e çıkıyor. 455 bin bir işin nasıl yapılmayacağını, nasıl yapılamayacağını, nasıl batırabileceğini, senden bir şey olmayacağını, senden adam olmayacağını, bir baltaya sap olamayacağını söylediler değil mi? Hep söylediler. Peki sen kendine biraz olumlu bir şey söylesen çok mu? Çok değil değil mi? Yani sen de artık bir şeyler söyle kendine. Peki ne söyleyeceğim hocam? Bir kere şunu söyleyebilirsin bak. Sen bu benim söylediklerimi kendine söyleyebilirsin. Yani bana bu zamana kadar 18 yaşına kadar olumsuz kodlar yüklendi. Olumsuz cümleler söylendi. Bana yapamayacaklarımı söylediler ama ben yapabilirim Allah'ın izniyle. Bunu söyleyebilirsin. Bunu söylemeye başla. Bu gerçekleri tekrarla. Her gün söyle bunu kendine. Çünkü sen bunu fark etmeye başladığın zaman, yani sende bir farkındalık oluştuğu zaman, yüksek farkındalık, o zaman sendeki kaynaklar devreye giriyor. Yani problemi çözmek için bilinçaltı senin bütün hücrelerine emir gönderiyor. Ve o problemi çözmek için uğraşıyor. Dolayısıyla sen kendine bunu söyle her gün. Evet, beni kandırmaya çalıştılar. Bana tavuksun dediler ama ben kartalım. Kartal olarak dünyaya geldim. Bunu söyle kendine. Bir şey kaybetmezsin. Farkında olursun. Neyin ne olduğunu görmeye başlarsın. Uyanmaya başlarsın. Uyanmak için bunları yap. Kendine söyle. Bunun dışında şunu da söyle kendine. Mesela de ki bu zamana kadar herkes bana bir işin nasıl yapılamayacağını öğretmeye çalıştı. Öğrenilmiş çaresizlikler diyorlar buna. Çaresizliği öğretmeye çalıştılar. Ama ben çaresizliği değil, çareyi seçiyorum. Çareye odaklanıyorum. Yani yöntem öğreniyorum. Çare öğreniyorum. Teknik öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Bunu söyle kendine. Her gün telkin olarak söyle bunu kendine. Bak farklı bir hayatın olacak. Başka ne söyleyebilirsin kendine? Onu da söyleyeyim. Televizyonun, sosyal medyanın bir insanı 3 dakika sonra hipnoza soktuğunu, hipnozun insanı robotlaştırdığını, zombiye çevirdiğini, emir kulu haline getirdiğini söyle kendine. O yüzden ben bugünden itibaren korku pompalayan sosyal medya, televizyon veya herhangi neyse birileri tarafından kendimi serbest bırakıyorum. Onlardan uzak kalıyorum. Ve kendimi geliştirmek için, çare öğrenmek için harekete geçiyorum. De ve başla. Bunun yanında şunu da söyle bak kendine her gün. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bu hadis-i şerif. Bunu kendine söyle. Uyanmak için. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanımak için. Kendini tanırsan ayak bağların ne olduğunu, engellerin ne olduğunu da bilirsin. Problemleri hemen çözersin. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bunu tekrar tekrar söyle kendine. Uyanmak için. Bu 4 tane maddeyi kendine hep söyle. Her zaman söyle. Farklı bir hayatın olacak. Bunu önceden sana söyleyebilirim. Dolayısıyla sen bu dediklerimi hayatına yansıt. Uygula. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun yanında daha hızlı bir şekilde profesyonel yardımıyla hedeflerine ulaşmak istiyorsan, hani o sana yüklenen
ayak bağları vardı ya, telkinler vardı ya, 144 bin veya 255 bin negatif cümle vardı ya, onlardan kurtulmak istiyorsan profesyonel yardım eşliğinde, o zaman biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kafadaki kilitleri nasıl çözeceğini adım adım gösterdik, gösteriyoruz. Sana da gösteririz. Seni de programımıza alırız, eğitimimize. Seni de çok hızlı bir şekilde arzuladığın hedefe götürebiliriz. Kafandaki kilitleri sökeriz beraber Allah'ın izniyle. Bunun için yapman gereken bizimle iletişime geçmek. Bizimle iletişime geçmek için de ne yapacaksın? Hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.